Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa'llazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semiul basir. Sadakallahul azim. Aziz müminler, kıymetli Müslümanlar, Rabbimize hamdü senalar olsun ki bir cuma saatinde duaların reddolunmadığı bir zaman diliminde milyonlarca insanların içerisinden yüzlerce binlerce insan kalabalığının içerisinden Rabbimiz bizi seçerek ve lütfederek o nasiplerden kılarak kendi mabedine, kendi huzuruna bizleri toparladı ve cem eyledi. Bu bir nasip meselesidir. Rabbimize hamdolsun. Şu cuma saatinin bereketli zaman diliminde kim bilir, bu zaman diliminde Müslüman olduğu halde nice Müslüman gibi yaşamayan, Müslümanın bulunmaması gereken yerlerde ve saatlerde ki yerlerde milyonlarca adım ona, sözüm ona Müslüman kardeşlerimiz var. Ama onların içerisinde camide, mabette, imamette ve Allah'ın kelamından bahsedilen bir cemiyette, bir sohbette bizleri toparladığına göre Rabbimiz bize değer veriyor. Bizlere değer veriyor ki bizi kendi evine kabul etti. Onun için ne kadar şükretsek kıymetli dostlar yine de azdır. Bize nasip oldu da peki nasip olmayanlara ne yapmak lazım? Bunun derdiyle de bizim dertlenmemiz lazım. Onun için kıymetli dostlar kendimize Müslümanlık artık olmaz. Yani dinimizde böyle bir kavram da yok. Ben kendimi kurtardım, kendimi camiye zaten zor getirdim. Bir de başkası mı? Başkası beni ilgilendirmez. Bu dinimizde kesinlikle olmayan bir kavram. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadisi şeriflerinde kendi nefsinize istediğinizi veya kendi nefsinize tercih ettiğinizi başka kardeşiniz için de tercih etmedikten sonra gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Kendi nefsinize istediğiniz bir şeyi başka bir Müslüman kardeşiniz için de istemedikten sonra diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bu hadisi şerif ve bununla beraber yüzlerce binlerce hadisi şerif var. Kendi cennetimiz için yaşamama, başka Müslümanların cenneti için kendini feda edebilme erdemliliğini göstermemiz gerekir. Yani adanmışlık ruhu. Müslümanın mutlaka hani doğuşta çocuğa aşı yaptırırız ya, ne aşısı? İşte bilmem verem aşısıdır, şu aşısı, bu aşısı yaptırırız. Aslında çocuğumuza ilk yaptıracağımız aşımız kıymetli dostlar, adanmışlık aşısı. Neden? Çünkü İbrahim Aleyhisselam hatırlayın, oğlu İsmail Aleyhisselam daha doğmadan önce Meryem validemizin annesi daha Meryem validemizi doğurmazdan önce ne demişti? Ya Rabbi ben bu olacak çocuğumu senin yoluna adadım. Senin yoluna adadım. Adanmadan adam olunmaz dedi bir hocamız. Da çok güzel söyledi. Onun için kıymetli dostlar sözün özü böyle cuma vaktinde hamd ederken, şükrederken Ya Rabbi sana ne kadar şükür olsun ki bu cuma saatinde bizleri kendi evinde, kendi misafirhanende topladın dedikten sonra kendimizi de bir muhasebeye çekmeyi ihmal etmemeliyiz.
Acaba bu cuma vaktinde, bu bereketli zaman diliminde onun huzuruna gelirken sürüklenen mi olduk yoksa sürükleyen mi olduk sorusunu sormamız lazım. Yani birileri mi bizi sürükleyerek bu mabede getirdi yoksa biz kaç kişiyi peşimizden sürükleyerek, teşvik ederek, vesile olarak buraya getirdik? Bunun sorusunu her hafta muhasebeye çekmemiz lazım. Onun için Necip Fazıl Üstad der ki, aziz dostlar, ben din adamı değilim ama dinimin adamıyım. Dinimin adamı diyen her Müslüman, dininin adamı olan her Müslüman mutlaka emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak zorundadır, farzdır. Nedir o? Yani bir cuma vaktinde cuma namazına gelirken çevresindeki kardeşlerine, altındaki komşusuna, kardeşim, dostum, hadi cuma vaktidir, yasaklanan zaman dilimidir, Allah'ın mabedine koşma vaktidir, buyur Allah'ın mabedine gidelim çağrısını, davetini her Müslüman kendi çevresine yapmak durumunda değil, zorundadır kıymetli dostlar. Çünkü her Müslümanın emri bil maruf yapmak zorunluluğu vardır. Bunun sebebi bu bayraktarlığı, bize kadar gelen din bayraktarlığını bizden sonraki nesillere ulaştırmanın derdini sadece hacı hoca çekmemeli. Bütün Müslüman en azından bu cuma vaktinde cuma namazına geldik ama bu cuma saatinde acaba benim yan komşum cumaya gelmediyse onun mesuliyeti, onun sorumluluğu da benim omuzlarımdadır. Yani ben kendimi getirdim diye kendimi sorumsuz atfedemem kıymetli dostlar. Yan komşum, üst komşum, eğer arkadaşım bu cuma vaktinde dinin nehyettiği, dinin yasakladığı yerlerde cuma vaktinde zamanı geçiriyor, bundan da bizim haberimiz varsa bunun sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır kıymetli dostlar. Bundan dolayı her cuma vaktinde bu soruyu lütfen kendi nefsimize sormamız lazım. Neden? Acaba ben cuma vaktine, cuma namazına gelirken kaç kişiyi, kaç kardeşimi secdeyle, Rabbimle buluşturmaya muvaffak oldum diye. Acaba bu cuma vakti hafta içerisinde, hani bazı şirketlerin pazarlama müdürleri vardır, elemanları vardır. Ne yapar? Hafta içerisinde hesabını yapar. Kaç tane müşteriye gideceğim? Kaç tane müşteriyi ikna edip bu malı satmaya muvaffak olacağım diye onunla yatar, onunla kalkar. Adeta rüyalarını onunla süsler. İşte biz Müslümanlar da en azından cuma vaktine şu mabede geliyorsak, geldiğimiz takdirde de acaba yanımızda, bucağımızda, üstümüzde hangi komşumuzu, kaç kişiyi cuma vaktinde secde ile Rabbimizle buluşturmaya muvaffak olduk diye. Çünkü en büyük kar bu kıymetli dostlar. Bir insanı getirdiğiniz takdirde kendinizden veya o getirdiğiniz kişinin amel defterinden hiçbir şey eksilmeksizin aynısı sizin amel defterinize de geçiyor. Yani 10 kişiyi getirseniz aynı mabetteyiz, aynı safta kıldığımız halde aldığımız sevaplar farklıdır. Yani aynı cumayı kıldık, aynı vakitte, aynı mabette ama birimiz bir sevap alırken diğeri yüzler sevap alabiliyor. Bunun sebebi getirdiğiniz kişi başına aldığınız sevaplar da bir o kadar daha artıyor. Getirdiğiniz kişiden hiçbir şey eksilmeksizin. Onun için bizim bu muhasebeyi, bu çalışmayı her zamankinden daha fazla yapma sorumluluğumuzu hatırlatıyor ve asıl bugünkü konumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Rabbimize hamdolsun, şükrolsun ki geçen hafta ilk göz ağrımız olan, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya gitmek nasip oldu kıymetli dostlar.
Mescid-i Aksa'da geçtiğimiz cuma vaktinde cuma namazını ilk kıblegahımız olan yeryüzünün ilk mabedi, en kutsal mekanlarından Cenab-ı Hakk'ın İsra suresinde Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil eqsallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Çevresini kutsal ve bereketli kıldığımız o belde işte kıymetli dostlar, Filistin topraklarında bulunan ama mağdur ve mazlum bir halde duran, bizim her daim kanayan yaramız haline gelen Mescid-i Aksa'mızdır. Elhamdülillah Rabbim gitmeyen kardeşlerimize defaatle oralara gitmeyi cümlemize tekrar tekrar nasip etsin. Her birerimizin sorumluluğu büyük kıymetli dostlar. Bunu gezip gördüğümüz takdirde daha iyi fark ediyoruz ve daha iyi şahit oluyoruz. Gördüğümüz, baktığımız, konuştuğumuz, dokunduğumuz her yerin ümidi haline gelmişiz de bizim haberimiz yokmuş kıymetli dostlar. Filistin'de her bir Müslüman kardeşimizle konuştuğumuz takdirde bizim ne kadar sorumluluğumuzun büyük olduğunu anlıyoruz. Her birerinin tek ümidi haline gelmiş işte şu Müslüman Türk milletidir. Onun için kıymetli dostlar, zaman çok az ama özellikle bu cuma vaktinde kısa zaman diliminde sizin hafızalarınızda olan Mescid-i Aksa ve Filistin'deki o garip ve mazlum ve mağdur olan ilk kıblegahımız, ilk göz ağrımızla ilgili kısa vurucu bilgiler sizlere arz etmeye çalışacağım. Ekranlarda da gördüğünüz gibi hemen üstten bir bakışla Mescid-i Aksa'ya ecdadımız çok büyük emekleri geçmiş, hizmeti geçmiş. O gördüğünüz hemen Mescid-i Aksa dediğimiz yer kıymetli dostlar, ekranlarda gösteriliyor herhalde. O altın kubbeli yer var ya, altın kubbeli ve gerisindeki Mescid-i Aksa Mescidi bulunan, çevresini gördüğünüz yani çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa denilen yer, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin ecdadımız, bu Bizans'ın nasıl ki surları ördüğü gibi ecdadımız da oraları surlarla örüvermişler. Yani orayı garanti altına, garanti içerisine almışlar. Kaç metrekarelik yeri? 114 bin metrekarelik alanı ne yapmışlar? 114 bin metrekarelik alanı surlarla kaplamışlar. Evet, devam edelim. Mescid-i Aksa'nın kendi görünüşü, mabedin içerisinden görünüş, burası bizim ilk göz ağrımız olan, kıymetli dostlar, ilk mescidimiz ve hatırlarsanız Efendimiz'e daha din-i mübini İslam ilk geldiği zaman, vahyolunduğu zaman ilk secde ettiğimiz mescid yeryüzündeki neresidir? Mescid-i Aksa'dır. Yani Kudüs-ü Şerif'te, Filistin topraklarında bulunan Mescid-i Aksa'ya biz ilk secdemizi, ilk nezargahımızı oraya diktik. Evet, o mescid. Devam ediyoruz. Ve Mescid-i Aksa'nın içerisinde öyle Mescid-i Haram'a giden kardeşlerimiz bilirler. Çok kalabalık bir cemaati yok. Bir sene içerisinde bütün Müslümanlardan, yani özellikle Türkiye'den Mescid-i Aksa'yı ziyaret edenlerin sayısı kaç biliyor musunuz? 10 bin. 10 bin sayısı çok komik bir rakam yani. Bir sene içerisinde Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya, mazlum ve mağdur topraklarda bulunan ilk göz ağrımız olan Mescid-i Aksa'yı ziyaret edenlerin sayısı 10 bin sayısı. Ve Hristiyanların bildiğiniz üzere hem Yahudiler için kutsal mekan görünüyor orası, bulunuyor. Hem de Hristiyanlar için çok önemli bir merkez. Yani üç din için de önemli bir merkez kabul edilir. Neden?
Ve göreceksiniz şimdi, mesela ben ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. İçerisinde hala kurşun izleri var Mescid-i Aksa'nın. Oraya böyle çok, bizim kendi tabirimizde aşırı dinci dediğimiz tabir var ya, aslında bu çok yanlış bir tabirdir. Hele bir oraya gidin de Yahudilikteki aşırı dincileri bir görün. O Yahudinin aşırı dinci olanları var ya, aşırı dinci olanları, mesela onlar ayakkabı bile giyinmiyorlar değerli kardeşlerim. Ayakkabı bile giyinmiyorlar ve onlar da cumartesi günleri ellerine elektronik malzeme bile kullanmıyorlar. Mesela kapıyı açamıyor adam. Kapıyı açamadığı gibi asansöre binemiyor. Cep telefonunu kullanamıyor. Arabasına binemiyor. Bu kadar ciddi hayatlarında şey var, dinlerini uyguluyorlar. O da tahrik olmuş, tahrip olmuş dinlerini bu kadar önemsiyorlar. Cumartesi günleri onlar için kutsal sayılan günlerine bu kadar hürmet ediyorlar. Cep telefonlarını asansöre bile binmiyor, arabasına bile binmiyor. Ne yapıyorlar? Onların dinlerinde şu görüş var kıymetli dostlar. Dünyadaki bütün Yahudinin dışında kalan bütün topluluklar, bütün insanlar Yahudi'ye hizmet için, hizmet etmek için yaratılmıştır. Yani teferruattır deriz ya. Yahudiliğin dışında kalan bütün insanlık teferruattır. Yani onları öldürmek hatta sevaptır sayılıyor. Cumartesi günü bu işlerini peki kime gördürüyorlar? Yahudiliğin dışında kalan insanlara gördürüyorlar. Arabalarını onlar sürüyorlar, kendileri sadece arabaya binebiliyorlar. Cep telefonlarını onlar konuşuyorlar, kullanıyorlar, onlar sadece yanlarında geziyorlar. Bu kadar aşırı. Yani dinin adamı olmak, yani dinde aşırıya gitmek, dindarlık deriz ya, aşırı dinci kavramı, işte oraya gidip görmek lazım. Orada şahit olmak lazım. Ne kadar dinlerine. Davut Aleyhisselam'ın kabrine girdiğiniz zaman mesela haram, bayanlar ayrı girerler, haremlik selamlık. Yani bizim dinimizde bizim uygulamamız gereken her şeyi onlar kendi dillerinde çok hassas bir şekilde uyguluyorlar. Ve bunu söylediğiniz zaman, ya kardeşim dinimizin emrettiği bayanların ve bayların bir arada oturmaması, bir mekanda bulunmaması gerektiğini açıkladığınız takdirde siz öteleniyorsunuz ve ayıplanıyorsunuz. Dininizin bir emrini hatırladığınız takdirde, hatırlattığınız takdirde siz ayıplanır hale geliyorsunuz. Neden? Dinimin ve Kur'an-ı Kerim'in emrettiği bir emri ben hatırlatıyorum, söylüyorum. Ama orada hatırlatmak değil, mecbur uyguluyorsunuz. Evet, devam edelim. Mescid-i Aksa'nın içerisinden görüntüler kıymetli dostlar. Mescidin içerisinde. Bu mescidin içerisinde hemen ön tarafında ağlama duvarı dedikleri, hani önünde gelip de ağladıkları duvar aslında bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani binek olarak Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya o elçiyi, peygamberi, nebiyi getirdik diyor ya ayet-i celil'e. Getirirken de onu bir bineğe bindirdik. Hadis-i şeriflerde bu binek Burak'tır, ismi öyle geçer. O Burak'ın Efendimizin bağladığı, Burak'ın geldiği yer bugünkü ağlama duvarının bulunduğu yer. Süleyman Mabedi'nden kalan tek duvar, ağlama duvarı. Onun için şimdi bu Mescid-i Aksa'nın altında inanılmaz bir çalışma var. Harıl harıl bir çalışma var. Gayeleri ne? Gayeleri şu. Mescid-i Aksa'nın altında Süleyman Mabedi'ni bulmak ve Birleşmiş Milletler'ine sunarak Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Asıl hedefleri bu. Ve altında inanılmaz çalışmalar yapıyorlar ve inanılmaz çalışmanın neticesinde mescidin altını tamamıyla boşaltmış durumdalar. O kadar çalışıyorlar. Tek hedefleri ağlama duvarından bir duvar var onların elinde. Geri kalanını tamamlamak, bulmak. Bundan dolayı projenin geri kalan kısmı da kıymetli dostlar, hemen devam ediyoruz. Kubbetü's Sahra Mescidi. O altın
kubbeli olan mescit var ya, genelde bizim imsakiyelerde, takvimlerde, fotoğraflarda gördüğümüz mescit, Mescid-i Aksa değil kıymetli dostlar. Mescid-i Aksa diye bize devamlı fotoğraflanan, sunulan mescidin yeri Kubbetüs Sahra'dır. Peki bu mescitte ne olmuştur? Bu mescitte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gece, yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirdik o elçiyi, o nebiyi ve orada da bütün peygamberlere cemaat yaparak namaz kıldırdığı ve oradan da katımıza yücelttiğimiz, yükselttiğimiz o mescittir işte. İçerisinde bir havada bulunan bir taş var. İşte o taş bu mescidin içerisinde. Yahudi özellikle bütün imsakiyelerde, fotoğraflarda, internetten girdiğiniz takdirde Mescid-i Aksa diye hemen bu fotoğraf çıkar. Neden? Çünkü asıl mescidi altını oyarak boşaltıyorlar. Yarın yıkıldığı zaman Kubbetüs Sahra'yı sizin mescidinize biz bir şey yapmadık, zarar vermedik demek için. Evet. Hızlı devam ediyoruz. Kubbetüs Sahra'yı aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri buradan, İznik'ten, yani orada her kullanılan, kıymetli dostlar, Kabe-i Muazzama'ya gittiğiniz zaman da, Mescid-i Aksa'ya gittiğiniz zaman da ecdat hep şunu düşünmüş. Bu mübarek beldelere öyle sıradan yerlerden kullanmamış. İznik'in çinisini kullanmış. İşte buradan mermerlerini buradan götürmüşler. Kurşununu Adana'dan götürmüşler. Yani Kabe-i Muazzama'yı, Mescid-i Aksa'yı yeniden inşa ederken, restorasyonunu yaparken ecdat orada her kullandığı toprağına kadar, çimantosuna kadar hep Türkiye'den götürmüşler, Türkiye'den kullanmışlar. Kubbetüs Sahra'nın çevresindeki o çinileri de buradan götürmüşler, İznik çinisini, ve Yasin-i Şerif'i bu mescidin etrafına yazmışlar, adeta nakşetmişler. Devam ediyoruz. Hemen Kubbetüs Sahra'nın içerisinden bir görünüm, o muallak taşı dediğimiz taştan, Efendimizin göklere, o yücelere, yüceler ötesine yükseldiği taşıdan bir görünüm var. Evet, gördüğünüz gibi taşın da altında bir abimiz oradan ne kadar bir insanın içerisine girdiği, altına girdiğini gösteriyor. Evet, bizim atamız olan ve Yahudilerde de Hristiyanlarda da önemli bir peygamber, ata olarak onlarda da kutsal sayılan, çok saygın görülen İbrahim Halilurrahman, İbrahim Aleyhisselam da onların da çok saygı gösterdiği bir peygamberdir, atamızdır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın sülalesinden gelmiştir Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam. Devam ediyoruz. Bu ilk gördüğünüz türbe Sare Validemizin, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımının türbesi, Sare Validemizin. Devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri bildiğiniz üzere geçenlerde haberlere çıkmıştı. Yahudiler tarafından, bir Yahudi birisi tarafından basıldı da İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin, İshak Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın bulunduğu o mescidin içerisine bir Yahudi bastı. 29-30 tane Müslümanı secdedeyken, namazdayken taradılar ve öldürdüler. Onun ardından mescidi şimdi ikiye bölmüşler. Geçen yıl gittiğimde mesela bölünmemişti. Bir yıl içerisinde mescidi ikiye bölmüşler. Yakup Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam'ın kabirlerini kendi taraflarına almışlar. İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ikiye bölmüşler. Yarısını cami bizim tarafta kalmış, yarısını da onlar tarafında kalmış. Yani kıymetli dostlar, inanılmaz bir şekilde insanlar çalışıyor. Kendi gerçekleri uğruna, kendi inandıkları dinleri, davaları uğruna ne pahasına olursa olsun bu kadar hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Biz ne yapıyoruz sorusunu kendimize sormamız lazım. Hemen hızlı devam ediyorum. Gördüğünüz makam da Musa Aleyhisselam'ın kabri ve Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kavmiyle birlikte orada 40 yıl boyunca Rabbimizin ceza verip de bekletildiği o alan,
Musa Aleyhisselam'ın hem kabri orada hem de makamı orada. Musa Aleyhisselam'ı da ziyaret ettik ve kıymetli dostlar, orada o peygamberlerin huzurunda, bakınız kaç tane peygamber saydım. İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Sare validemiz Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam ve birçok peygamberin makamlarının, kabirlerinin bulunduğu bir belde. Nasıl belde? Mübarek ve bereketli belde. Onun için bütün tarihçiler şunu söylüyorlar. Filistin'e, Kudüs-ü Şerif'e sahip olan dünyaya sahip olmuştur. Onun için Yahudi elinde tutmak istiyor ki dünyaya hakimiyetini hiçbir zaman bırakmasın. Bunu yapıyor. Bunu başarmak uğruna elinden gelen her şeyi yapıyor. Devam edelim. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kabri, Yunus Aleyhisselam'ın kabri, ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın kabri, o bahsettiğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın mescidinden görünüm. Orada bir üniversite, Filistin'in tam ortasında inanılmaz bir büyüklükte, yani Filistinli kardeşlerimiz de o kadar çilenin, o kadar yasakların içerisinde, eza ve cefanın içerisinde üniversite kurmuşlar. Yani gelecekte din adamı, devlet adamı, bilim adamı, teknoloji adamı yetiştirecek büyükçe bir üniversite kurmuşlar. İnanılmaz büyüklükte. Ve o üniversiteyi kurdukları, yaptıkları binaların bütün mermerinden tutun, işte fayansına kadar, çimentosuna kadar her şeyini de ecdadımızın yaptığı gibi yine Osmanlı topraklarından götürüyorlar. Ve İsrail özellikle bu kurulan üniversiteyi tanımamak adına diretiyor ve tanımamak için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Sarf etse de onlar elinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnanılmaz bir şekilde teknolojik sınıflar kurmuşlar. Biyolojik sınıflar kurmuşlar ve çalışıyorlar kıymetli dostlar. Ve orada Filistinli kardeşlerimiz, şu kadar ifade edeyim, ezan-ı Muhammediye bitti, hiç burada medyaya yansıdığı gibi değil. Yani Filistinli kardeşlerimiz hiç zaten gündemimizde yok da, medyada hiçbir yerde Filistin'le ilgili, bırakın Suriye ile ilgili, Mısır'la ilgili bir haber okuyor musunuz? Milyonlarca, yüzlerce insan katlediliyor, öldürülüyor. Hiçbir tanesinden gündemimizde yoktur kıymetli dostlar. Lütfen sizlerden istirhamım. Biz gittik elhamdülillah, oradaki Filistinli kardeşlerime ben yaklaşık 3 yıldan beri, 3 yıl önce söz vermiştim. Her yıl buraya geleceğim diye. O sözümü Allah'ın izniyle ölünceye kadar tutmaya gayret edeceğim. Sizlerden istirhamımız. Orada bir Filistinli kardeşimiz dedi ki, 2 defa umreye giden, 3. seyahati buraya gelmesi vaciptir. Ama o kadar kirli bilgi var ki, ya giderseniz size şöyle yaparlar, eziyet, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok değerli kardeşlerim. Türk dedi mi bütün kapılar açılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Oradaki bütün Müslümanların ümidi haline gelmiş. Bizler sorumluluğumuz her zamankinden daha fazla. Lütfen hiç değilse senede bir defa ailemizle birlikte, çocuklarımızla birlikte Filistinli kardeşlerimize nasıl dualarımızda yanlarında olduklarını her fırsatta gösteriyoruz, söylüyoruz, yardım ediyoruz. Bu yetmez. Onların dualarını da almamız lazım diyorum. Rabbim inşallah bizlere böyle kaldıramayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. Bir an önce mazlum ve mağdur bulunan Mescid-i Aksa'yı da özgür bir şekilde cuma namazı kılınan, geçen cuma işte olaylar vardı mesela, burada medyaya yansıdı. Şöyle oldu, hiçbir şey yok. Yansıdığı kadar özellikle Yahudi abartıyor ki kimse gelmesin. Geçen cuma biz oradaydık, işte olaylar da oradaydı. Hiçbir şey yok. Gönlünüzü ferah tutmanız lazım. Programımıza, gündeminize orayı almamız lazım. Lillahi Teala Fatiha.